Evet, Gazeteciler Masası'nın 3. bölümünde Türkiye'nin gündemini konuşmaya, iç ve dış gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Enver Aysever'siz bir operasyon geçirdi kendisi. Kadri Gürsel ve Mustafa Hoş'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mustafa, senin sözünü bölmüştük Hafter ve Libya meselesinde 2. bölümde. Ona bir de şu Mısır meselesini de katarak giriş yapmak istiyorum. Çünkü Libya'da bu macera, demin de konuştuğumuz macera hakikaten Türkiye için, sadece iktidar partisi için değil, Türkiye için de çok sakıncalı bir resim sunuyor. Ama öte yandan da işte öyle bir tartışılıyor ki Türkiye arabulucu pozisyonu almaya çalışıyor, şu bu derken diplomasinin bütün terazisi yamulduğu için nereden neyi toparlayacaklarını bilemez vaziyetteler. Geçen hafta Mısır'dan heyetlerin gelip gittiği ve nihayet El-Sisi yönetimiyle bir uzlaşma sağlanabileceği, Yasin Aktay'ın yazısında özellikle de işlendi bu konu. Ama daha 2 gün geçmeden Mısır'daki Anadolu Ajansı ofisini bastılar. Orada bir SETA elemanı da olduğu anlaşıldı falan. Böyle bir, onu da katarak soracağım. Yani Hafter'le ilgili tabii bıraktığın yerden söylemek istediklerin var muhakkak, ama Türkiye'nin burada neyi nereden tutacağı belirsiz bir ortama işaret ediyor. Ne söyleseler tam tersi bir gelişme oluyor çünkü. Karşımıza en son Mısır'dan bu vaka geldi. Dolayısıyla Libya üzerinden de çok fazla şey beklenebilir. Aynı şekilde kontür gelişme beklenebilir. Ne dersin? Yani dediğim gibi bu hem Kanal İstanbul'un hem Libya'nın elde kalan tek tutar dal olduğu bir yerde. Zaten var olan durum hiç iç açıcı olmadığı ortada. Yani benim kendi kişisel görüşüm, hem Kanal İstanbul'un hem Libya'nın Erdoğan yönetiminin sandıkta bitişi anlamına gelecek ve bitişi olacak. Benim gördüğüm bu, bütün bu olan biteni ve anlatma anlatamama hali. Şimdi bu Mısır'daki olay hafife alınacak bir şey değil. Yani Türkiye'nin bir ajansı ki Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur, Anadolu Ajansı. Yine Atatürk'le de özelleştirilmiştir. Onu kendi isteğiyle. Şimdi Anadolu Ajansı üzerinde tutuklama gerekçelerini söylemedin ya da ben kaçırdım. İhvancılıkla suçlanıyorlar. Tabii Mısır'da ihvan terör örgütü kategorisinde. Gözaltına alınıyorlar. İhvancı faaliyet yürüttüğü için alınıyorlar. İşte arada SETA'dan bahsediliyor ve oradaki ilişkiler. Şimdi bunun bir de geçmişi var. Hani dedim ya, bugünden baktığımızda onu anlamayız. Bu Mısır'ın o iç karışıklığında, Adeviye ve Tahrir şeyinde ayrışmasında orada Anadolu Ajansı büyük bir kadrolaşmaya gitti. Şimdi bu kadrolaşma bir gazetecilik faaliyeti miydi ya da orada başka bir şey mi yapıldı? Şimdi ortalığa çıkmış birisi var, o zaman Anadolu Ajansı'nın genel müdürü bu konuda hiç konuşmuyor. Hı hı. Bu kişiler kimdi? O 70 kişiden söz ediliyor. 70 kişilik bir kadronun bir ülkede istihdam edilmesi büyük bir şeydir. Evet. Hiçbir ülkenin ana merkezi hariç bir bürosunda bu kadar adam olmaz. Oluyorsa da orada başka bir şey olur. Mesela ne oldu haber anlamında? Bu kadar aynı zamanda bu ticari de bir tarafı var. Ne kadar bir şey kazanıldı yani bu kadar adam istihdam edilirken. Ve bunların içerisinde özellikle istihdam edilmesi istendi mi? Hani o dönemi öz eleştirisini yapıp ortalığa çıkan o kişinin buna yanıt vermesi lazım. O kadrolaşma niye yapıldı ve o kadrolaşmadan geriye kalanlar, diğerleri niye çıkarıldı? Bu kalanlardan birileri mi? Ve hani bir ülkenin de gazeteciler gözaltına alınıyorsa ve gazetecilik faaliyetindeyse böyle sessiz kalınmaz. Yani bunu bir basın hürriyeti açısından ele aldığımızda ortanın daha fazla ses getirmesi lazım. Ama orada da Mısır'dan sanki yapılan açıklamada sözünü kesiyorum. Fakat yani şimdi hakikaten çok ağır laflar var. Tabii Mısır'ın kendi koşulları içerisinde Müslüman kardeşleri terörist ilan etmesinin sebepleri var. Silahlı bir ayaklanma da oldu. Kimsenin anmadığı ama 2013 Tahrir
esnasında fotoğrafları uluslararası medyaya yansımıştı o dönemde. Sadece bir sivillerin bir başkaldırısı, yani Adeviye'de başka bir hikaye vardı, Tahrir'de başka bir hikaye vardı. Ama şunu söyleyeceğim, Mısır'ın açıklaması çok sert ama içinde de dönüyor, diyor ki Türkiye bize gazetecilik üzerinden ne söyleyebilir? 180 ülke arasında 157. sırada basın özgürlüğünde gazetecilerin durumu vahim, diyor. Basın kartlarının iptal edildiğini görüyoruz. Türkiye bize basın özgürlüğü bağlamında da bir şey söylemez. Ya Mısır gazetecilik dersi verecek durumda değil ama. İşte acıklı olan o zaten. Mısır gazetecilik dersi verecek durumda değil ki. O zaman işte acıklı olan o, al birini vur ötekisine gibi acayip bir şey çıkıyor yani. Şimdi sen İHVAN açıklamasına, bunlar İHVAN yani bir terör, kendi içinde terör örgütü ya da terör yapılanması olarak ilan ettiği bir şeye Türkiye'yi dahil ettiğinde Türkiye'nin yanıtı ne alakası var? İhvancılıkla ilgisi yok yanıtı üst perdeden verildi mi? Bu sorundur. Yoksa tabii ki orada gazetecilerin gözaltına alınması ve bir basın hürriyeti açısından hepimizi ilgilendiriyor. Ama İhvan suçlamasına en üst perdeden reddedilmiyor. Bu reddedilmeme hali o zaman o iddiaları birazcık doğrular. Ama bir Anadolu Ajansı'nın uluslararası bir alanda bir başka ülkenin iç işlerine böyle müdahalesi başka bir şeye götürür. Yarın yani, öbür gün senin iç işlerine aynı şekilde yani, müdahale etmeye çalışır. Onu yapar ama bir kez daha söyleyeyim, hani Mısır'ın bize gazetecilik dersi verecek hali elbette, yok. Elbette, hani, elbette şüphesiz. Bunu da AKP'nin politikaları üzerinden hiç vermeye kalkışmasın, hani ayıp olur. Öyle bir şey karşılığı yok. Ama dediğim gibi bu ihvancılık suçlamasının bir karşılığının mutlaka verilmesi lazım. Evet. Ya gururlanılacak bir şey değil bu. Evet. Hem ülke açısından hem gazetecilik açısından. Evet, bakalım Kemal Öztürk belki bu konuda bir bir çünkü onun döneminde olmuştu kadrolaşma. Yanlış hatırlamıyorsam onun döneminde. Tabii. Özel olarak Mısır'a çok önem verildi tabii. Orada bir yatırım var aslında tabii. Bir ihvancı Mursi yönetimi üzerinden bütün mesajlar verildi. Türkiye'de de. İşte az önce konuştuğumuzdan beri hani neyi doğru derken o da yanlışlardan bir tanesiydi. Hmm. O şekilde oraya müdahale etmek, iç soruna bu kadar taraf olmak. Evet. Hani oradan bize kaldı mesela işte. Tabii Türkiye'ye birileri bir şey söylediği zaman vay dış güçler deyip sonra başka ülkelere bu şekilde müdahale etmek de başka bir çifte standart oluyor herhalde yani, değil mi? Böyle bir çifte standart. Bir de bunları yaptığın zaman bir geleneğin olur, buna dair bir kültürün olur, onu da öyle yaparsın. Hani bu ele yüze böyle bulaştırılmaz yani. Hı, hı. Böyle bulaştırırsan da altından kalkması biraz zor oluyor. Görünen o. Dediğim gibi bu açıklamayı dikkatlice takip, ben şu ana kadar görmedim. O ihvancı suçlamasına üst perdeden bir yanıt verilmedi. Çünkü iletişim başkanlığı var Türkiye'nin. Öyle ya, hani herkesin gazeteci olup olmadığına karar veren biri. Oradakilerin gazeteci olup olmadığını da bilir. En azından bunlar gazetecidir. Ne alakası var diye yanıtı bile verilmiyor. Ama onların gurur duyduğu şey hem gazetecilik açısından hem de ülke açısından bir gurur olamaz. Evet, peki Kadri, senin söylemek istediğin bir şey var mı bunun üzerinden? Çünkü Anadolu Ajansı, Kahire Bürosu önemli bir büro. Afrika'daki Anadolu Ajansı'nın bütün faaliyetlerinin aslında uzunca bir dönem merkezi olma görevini üstlenmiş bir büroydu ve kalabalık bir büroydu. Yani 2013'te ben darbeden sonra Kahire'ye gittiğimde yanlış hatırlamıyorsam bir 60-70 kişinin orada çalıştığını ben duymuştum ve ziyaret etmedim ama bir Anadolu Ajansı muhabiri. Söyleniyordu zaten orada. Söyleniyordu. Şey var. Çok kalabalık bir büro. Tabii bu kalabalık bir büro olması da yeni kurulmakta olan, o zaman daha yeni Sisi darbe yapıp iş başına gelmişti, bu rejimin dikkatini çekmiştir. Artı yani Anadolu Ajansı da neticede devletin ajansı olmasına rağmen iktidarın yayın organı, iktidarın propaganda organı gibi çalışan bir hüviyete büründü. Yani burada siyaset üstü bir devlet yayın kuruluşu olma hüviyetinden uzaklaştı ve özdeşleşti. Devlette yaşanan aslında dönüşümün çok tipik ve çarpıcı bir örneğiydi. Anadolu Ajansı'nda yaşandı. Her devletin bütün kurumları gibi Anadolu Ajansı da muktedirin çıkarlarına hizmet eden bir hüviyete büründü dediğim gibi. Bu da gözlerden kaçan bir şey değil. Aynı zamanda Türkiye'nin basın özgürlüğü alanında
meşruiyeti de kalmış durumda değil. Türkiye en çok hala yıllardır onu bırakmıyor. En çok gazeteciyi hapiste tutan ülke dünyada. Çin'den, İran'dan da fazla. Bu da tabii Anadolu Ajansı'nın bir uygun misilleme nesnesi olarak bir yani Türkiye'ye karşı bir mesaj yollanacaksa bu mesajın adresi olarak belirginleşmesine neden oluyor. Daha önce bu Sisi yönetimi bunu yaptı işte El Cezire muhabirlerine evet. attı içeri. Orada bir yıldan bir buçuk yıla kadar en az bir yıl yatan, yatırdıkları, hapiste tuttukları birkaç kişi olmuştu. Şu an isimlerini hatırlamıyorum ama yani 2015-16'da falan sanıyorum serbest bırakmışlardı. Ya da 15'te. Dolayısıyla şimdi iki otoriter yönetim arasında yani kim daha çok otoriterdir diye bir tartışmaya, bununla mukayese etmeye falan gerek yok ama basına, medya özgürlüğüne, basın özgürlüğüne karşı tutumları, bakışları aynı. Orada Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerinde bozguncu ve yıkıcı faaliyet olarak görmeleri, habercilik, gazetecilik olarak görmemeleri de bunların neticede, ben onu tartışmıyorum habercilik midir, değil midir ayrı ama yani Mısır'daki yönetimin Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerini aynı Türkiye'deki iktidarın gazetecilik faaliyetleri nasıl algılıyorsa onların da böyle algılamaları çok doğal. Ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Yani orada gazetecilik mi yapıyorlar, ne yapıyorlar ayrı mesele. Ama yani teknik olarak gazetecilik de yapıyorlardır elbette mutlaka. İşte haber geçiyorlar yani Anadolu Ajansı bunu yapıyor. Türkiye'yi burada biraz savunmasız durumda bırakan kendi kardeşi bence. Ve de Anadolu Ajansı'nı iktidarın uzantısı olan, iktidarın borazanı olan bir propaganda aygıtına dönüştürmeleri. Dolayısıyla da bu iki açıdan hem Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe yönelik baskıcı tutumları hem de Anadolu Ajansı'nın bu şekilde kullanmaları koz olarak çıkıyor karşılarına. Türkiye'ye mesaj vermek isteyenlerin. Evet, bakalım oradaki gazeteci arkadaşlar da başlarına bir şey gelmesin diyelim. Evet, gazeteci yani, mesleki açıdan. Hayır, ne olursa olsun neticede bunun hiçbir şekilde mazur görülür bir tarafı yoktur. Evet. Neticede basın mensubudurlar ve basın mensubu oldukları için de yani orada hukukun geçerli olmadığı, yargının durumunun Türkiye'den çok daha kötü olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Yani orada da gayya kuyusu gibi insanları atıyorlar içeri ve ondan sonra yani hakkınızda bir iddianame olmadan uzun süreler, aylar, yıllarca evet. içeride tutulabiliyorsunuz. Umarım böyle bir durumda karşı karşıya kalınmaz. Evet, maalesef İhvan'ın siyasi bilek güreşine giriştiği ülkelerde böyle tezahürler oluyor. Mısır bunların önünde gelen ülkelerden bir tanesi. Tunus'ta da aynı şekilde biliyorsun o 2014 sürecinde laik siyasetçilere suikastler ki geçen gün Türkiye ile ilgili protesto gösterisinin başını çekenler Şükrü Belait Tunus'un seküler siyasetçisi Selefilerin suikastinde hayatını yitirmişti. Bu ülkelerde böyle özel olarak da bir Türkiye'ye karşıtlığı kök salıyor maalesef. Yani bu sadece bu hükümete özgü bir şey değil. Bunlar da yumuşak hedef tabii. Evet. Yani bunun savunulacak, mazur gösterilecek, tekrar ediyorum, hiçbir yanı olamaz. Neticede Anadolu Ajansı evet. eleştirilir. Efendime söyleyeyim kınanır hatta haberciliği. Ama basın mensubudurlar, medya mensubudurlar ve de Anadolu Ajansı'nın Türkiye yönelik hesabın bir parçası olarak hedef alınması, kınanması gereken bir tutumdur. Evet. Peki buradan şimdi bir Demirtaş tiyatrosu meselesi çok tartışma yarattı. Dilek İmamoğlu'nun katılması vesilesiyle. Sadece o da değil, işte Selvi Hanım, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu var, Sırrı Süreyya Önder var, Pervin Buldan var, Kadir İnanır var. Sanatçıların katıldığı Kenter Tiyatrosu'nda. Şimdi tabii Türkiye'de
çok tartışma yaratacak bir şey olsa bile bu tarz Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulması çok büyük. İktidarın sunumundan ötürü en başta elbette hakkında davalar var ama kesinleşmiş bir hüküm benim hatırladığım kadarıyla yok. Ama tabii yarattığı siyasi dalga başka bir dalga. Şimdi onun yazdığı bir eser üzerinden böyle bir tartışma kopartıldı ve Dilek İmamoğlu biraz da böyle hani siyasi yanı var tabii İmamoğlu'nun herhalde önümüzdeki süreçte bir rakip olma olasılığı üzerinden okunuyor ve hani karısı üzerinden de eşi üzerinden de pek çok tartışma kopartılıyor. Vay nasıl gider olunca da kendisi benim eşim iyi eğitim almış üniversite mezunu bir insan. Nereye gideceğini bilir. Bir kitap üzerinden bir oyun izlenmesi, sürece katkı sunması çok olgun bir tavır olarak görüyorum diye kendisi açıklama yaptı. Bu açıklamayı yaptığı için de ayrıca İmamoğlu hedef oldu. Ya ben Türkiye'de daha önce bir tiyatro oyunu vesilesiyle muhalefetten ya da iktidardan her neyse bu tarz bir manzara olduğunu doğrusu hatırlamıyorum. Senle başlayalım Kadri. Ne diyorsun bu? Yani niye bu kadar tartışma kopartıyor bir tiyatro oyunu? Tiyatro oyununun yani bunun yazarının Selahattin Demirtaş olması ve orada yan yana oturan kadınların her birinin kimliğinin ne olduğuyla alakalı. Yani onların yan yana oturmaları çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Evet. Muhalefetin bir araya gelme kapasitesi bağlamında biliyorsun. Çünkü şöyle bu yan yana gelme hali sadece o kadınlar açısından değil seçmenler açısından da tezahür etti. Öyle olmuştu. Ve kimse bu gerçeği inkar edemez herhalde. İstanbul'da önce 31 Mart'ta ardından da 23 Haziran'da iktidarın yerel seçimi kaybetmesi, İstanbul'u kaybetmesinin en büyük nedeni bu yan yana gelme halidir. Evet. Yan yana gelme halinde aslında seçmenin İyi Parti'si de vardır. İyi Partili seçmen, HDP'li seçmen ve CHP'li seçmen yan yana gelmiştir. Ve İmamoğlu'na oy vermiştir. Tamam tiyatro oyununda İyi Parti'yi temsil eden bir kadın yok belki. Temsilciler genellikle CHP'li ve HDP'li arka plan yani oradan geliyorlar. CHP ve HDP kimi siyasetçi kimi de siyasetçi eşi olmakla bir temsil kabiliyetine sahipler. Bu temsil, bu bir aradalık, bu yan yana yani bu kadınların yan yana gelerek Kadir İnanır da var ki Kadir İnanır da işte akil adam yani, ve de işte bu süreci desteklemişti şimdi yani çatışmasızlık durumu diyorum ben ona ama o da çok değerli bir şeydi en azından kan akmıyordu falan. Neticede iki taraf da bunu bence kötüye kullandı. Ayrı, ona girmeyelim şimdi. Burada Kadir İnanır'ın varlığı da rahatsız edici bulunmuş olmalı. Akil adam ve toplumun sevdiği ve saydığı bir şahsiyet. Bu konulardaki vicdanlı duruşu nedeniyle. Yani bu Sabah gazetesine röportaj verdiğimi bilmiyorum ama bir trend haline gelmişti. Trendi. Sabah gazetesine röportaj veren sanatçılar. Onu hatırlamıyorum. Şu an aklıma geldi söyleyiverdim. Sormak için açısından söyledim. Yani sana da söyleyeyim. Yani Kadir İnanır Sabah gazetesine röportaj verdi mi? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. O kadar çok veren oldu ki ama. Yani o akil adam yani olduktan ama, sonra ama yani sorunla ilişkin şeyini hep devam ettirdi. Olduktan sonra böyle bağımsız ve vicdanlı bir duruşu korudu. Kendi özgün duruşunu korudu en azından. Şimdi bu rahatsızlık yaratıyor. Rahatsızlık yaratması da çok doğal. Çünkü seçmenin bir arada durması da rahatsızlık yaratmıştı. Bu bir aradalığı kırmak, açmak için zaten Barış Pınarı harekatı da zamanlaması bu açıdan kurgulandı. Hemen yerel seçimlerin ardından başladı. Orada iktidarın karşısında ittifak kuran Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İyi Parti ve bu ittifakı dışarıdan aslında tabanda oy sandığında destekleyen HDP seçmeni birbirine benzemeyen yapılar, çevreler, sosyopolitik gruplar bu operasyona karşı farklı tepkiler verecekleri ve dolayısıyla
kiminin destekleyeceği, kiminin geride kalacağı, susacağı hesap edildi. Benim nitekim de öyle oldu. Ve bunun alınganlık yaratacağı öngörüldü. Fakat o kadar da alınganlık yaratmadı. Çünkü HDP seçmeni de fevkalade tecrübeli bir seçmen aslında. Yani hem disiplinli hem tecrübeli bir seçmen. Böyle bir alınganlık meydana gelmedi. Bugün de Selahattin Demirtaş'ın durumunun özelinde, 3 yıl 2 aydan fazladır cezaevinde Selahattin Demirtaş. Çok kısa özetleyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukuki değil siyasi nedenlerden dolayı tutuklulandığını, hapse atıldığına hükmetti ve derhal serbest bırakılmasını istedi Türkiye'den. Fakat bu başvurusunun, yani başvuruya konu olan davadan tahliye edildi. Tahliye edilmeden önce başka bir dosyadan tutuklandığı için AYM'nin derhal bırakın talebi. Yani ama kesinleşmiş bir şey yok değil mi? Ya ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Var mı kesinleşmiş? Hayır. Hatır. Yani şeyden, Yargıtay'dan, yerden, her bütün süreçleri bitip kesinleşmiş bir şeyi yok mahkumun. Şu an devam eden bir tutukluluğu var ama şöyle, içeride kalması, içeride tutulması için ne gerekiyorsa yapılıyor. Yani her konuşması bir suç unsuruna dönüştürülmüş durumda. Ve söyleyelim onu da. Yani siyasi faaliyetleri ve yapmış olduğu konuşmalardan dolayı suçlanan ve bunların terör örgütüne yardım, terör örgütü üyeliği vesaire gibi suçlamalara konu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tablo, bu bir aradalık yine rahatsız ediyor. Çünkü aslında bu iktidar açısından da bir başarısızlık tablosu. Çünkü eşler, kadınlar yine bir araya gelebiliyorlar ve yan yana durmalarının da bir sembolizmi var. Burada da malumunuz yani dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP'nin de bir rolü olmuştur. CHP'nin de burada aslında Selahattin Demirtaş'a ve tabanına, onların seçmen tabanına bir vicdan borcu vardır. Bu tür gayri resmi jestlerde bulunulması, bunlar gayri resmi jestler. Önemli ama mesaj bence yerine gidiyor. Her iki tarafta algılıyor bunu. Hem iktidar da algılıyor bence, HDP tabanı da algılıyor. Evet. Ve bu söyleyeyim şunu, yani CHP seçmeni içinde rahatsız olanlar da var. Bunu da tabii görülüyor, biliniyor bu ama sonuç itibarıyla bir erken baskın seçim olacaksa, olabilir yani, bu ihtimal varsa 2020'de veyahut 2021'de bilinmez. Bu temeli hukuk, demokrasi ve parlamenter rejim olan, hukuk devleti, demokrasi ve parlamenter rejim olan bir seçim ittifakı seçim ittifakı ruhunun canlı tutulması lazım. Bu açıdan da ben bunun bir siyasi girişim olarak yapıldığını düşünüyorum ve bu nedenle de alerjik reaksiyonla karşılıyor. Yani bir alerjik Mustafa, reaksiyon. Mustafa, sen ne diyorsun? Tiyatro sadece tiyatro değildir. Ona getirdiler. Tiyatrodur. Yani gidip oraya... Ama burada tiyatro sadece tiyatro değil. Doğru. Bunun içerisinde tabii çok fazla şey var. Ama o tablonun içerisinde mesela Sare Davutoğlu da olsaydı, Zeynep Babacan da olsaydı, herhalde çok daha başka bir şey olurdu. Ne olurdu mesela? Reaksiyon. O hani, öyle bir şey olmazdı zaten. Yani. Reaksiyon. Meral Akşener'di. Olsaydı. Fantastik hani biraz bir şey. Başka bir şeye doğru gitsin. Hani böyle olsa. Emine Erdoğan da katılsın mesela oraya. Yok artık sen ne diyorsun? Hani o zaman... Tiyatro disiplinimiz kayboluyor. Evet, tiyatrodan çıkıyor işte. Şimdi bu tablo şunu gösteriyor. Hani bir arada olma, şey demiş ya Tayyip Erdoğan uçaktan gelirken, çok net söyledi. Barış Pınarı harekatı başladıktan sonra Gürcistan'dan gelirken mi yoksa başka bir yerde gelirken, bu Millet İttifakı'nı dağıtmak gerekir diye çok net söyledi ya. Evet. Hani aslında oradan başlıyor iş.
Bunun ardından hani bu buradan işte ulusalcı bir şeyler çıkarmak ya da terör örgütüyle bu kadar özdeşleşmiş bir empati kurup onun üzerinden yüklenmeler falan değil. Orada o söz çok net. Millet İttifakı'nı dağıtalım. Şimdi o dağıtmak istediği Millet İttifakı o fotoğrafta yok. O fotoğrafta bir arada var. Hala bir araya geliyor ki kadınların bir araya gelmesi de en zorudur. Bir araya gelirse sonra ayrılması daha zordur. Çünkü kadın daha dirençlidir bu konuda. Erkekleri biraz korkutmak o anlamda daha kolaydır. O fotoğraftan rahatsızlığın bu tarafı var. Hani Millet İttifakı'nın tekrar o bir arada oluyor olması başlı başına bir rahatsızlık yaratıyor olabilir veya böyle gösteriliyor olabilir. Tartışmayı aslında birazcık da şeyden de yapılmıyor. Hani niye tiyatroya gidiyorlar? Tiyatro üzerinden de konuşuyor. Yani tiyatroya gidilir. Hı hı. Hani bunun siyasi tarafının çok net bir şekilde ortaya konup tartışılsa belki çok daha kolay yol alınacak. Yani dediğim gibi orada sadece her şey semboller üzerine ve o semboller üzerindeki tartışmalar da gerçek bağlamında bir türlü karşılığını bulmuyor. Dediğim gibi o fotoğrafın konuşulması gereken bir fotoğraf. Üstüne hem siyaseten hem de yakın döneme ilişkin söylenecek çok şey var. Ama şimdi o fotoğrafın benzerleri de oldu ülkede. Hani çözüm süreci denilen döneme gittiğimizde başka bir fotoğraflar da vardı. Erdoğan ve yönetiminin içerisinde olduğu. Buna dönük eleştirilir de Erdoğan çok sert karşı çıkmıştı. Hani hafızayı o anlamda tazelemek lazım. İnsanlar, gençlerin ölmemesinden rahatsız olan vampirler demiştir. Çok ağır bir ifadedir. Van'daki yaptığı konuşmada bunu söylemiştir. O Diyarbakır'da Megri Megri diye kodlanan tabloya olan dönük eleştirileri de bu kadar sert söylemiştir. Yani bunu siyaseten bir taraf bir araya geldiğinde normal, öteki taraf bir araya gelirse yanlış tartışmasının ülkeye hiçbir katkısı yok. Hı hı. Evet. Dediğim gibi o ama sadece orası tiyatro sadece tiyatro değil. Evet. Peki şimdi bir herhalde 15 dakikamız kalmış gözüküyor. Şimdi bu voleybol spor hepimizi sevindiriyor. Alınan başarılar hepimizi sevindiriyor. Ki herkesi sevindirmiyor demek herkesi ki. Herkesi sevindirmiyormuş. Bunu öğrendik geçen hafta. Böyle şortlu bortlu falan olunca. Evet, evet. Ama tabii şimdi voleybolcu kızlarımız ne kadar başarılara imza attılar son dönemde ve hakikaten Türkiye'de pek çok insanı coşturan başarılara imza attılar. Böyle çok büyük yatırımın yapıldığı bir spor alanında değil. Onu evet, da söylemek lazım. Evet, buna rağmen o başarılarıyla herkesin nefesinin kesilmesine sebebiyet verdiler. Çok önemli. Ben eski voleybolcuyum. Yıllardır onlar sayesinde maç izledim. Yani vakit bulamadığımdan bir şekilde izlemiyordum son dönemde. Şimdi tam böyle bir sevinç yaşanırken MHP'li bir belediye başkanı çıkıp Birol Şahin o kendi inancı gereği bu kızlar niye böyle diye giyim kuşam üzerine yani sporcu kıyafeti bu arada voleybol oynuyor yani orada erotik bilmem ne yapmaya gitmiyor spor yapıyor voleybol oyunundan bahsediyoruz bunun üzerinden bir kendince bir yine ilk birinci bölümde konuştuğumuz o dinin siyaset ticaret hayatın her alanına girmesi meselesi aslında çok tepki çekti tabii. Herkes bu ne ya hani biraz daha hani voleybolcu kızlarımızın yarattığı bir şey bu. Özür de dilemeden benim inancım gereği görüşlerimi yansıtan paylaşımda tavırlarına, giyimlerine dikkat ederler. Ben bir görüş ortaya koydum. Kur'an'da vardır biz inanıyorsak ona uymak zorundayız. Gidip spor salonunda oynayanlara baskı yapmadım gibi bir düzeltmede bulundu. Ama ilk baştaki çıkışı zaten çıkışının kendisi problemli. Kendi öyle düşünebilir ama bunların böyle davranmaması lazım, böyle görünmemesi lazım dediğinde başka bir şey yapmış oluyor nihayette. Bir baskı unsuru
oluşturmuş oluyor. Ne diyorsunuz bu voleybol hikayesine? Almanya maçı ve ki olimpiyat oyunlarına 2020 Tokyo değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Tokyo olimpiyat oyunlarına gidecekler. Kadri sen bu değerlendirmeyi gördüğünde ne düşündün? Ya tabii bunu münferit bir çıkış olarak da değerlendirmek mümkün ama bu aslında tembellik olur. Bu münferit bir durum değil. Aslında bu giderek zemin kazanan, taban kazanan bir reaksiyonun ifadesi. Yani MHP'deki dönüşümün de ifadesi. Yani MHP'de İYİ Parti ayrıştıktan sonra MHP'den geri kalan sosyoloji, sosyopolitik bir yerde aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok da farklı bir yapı arz etmiyor. Yani aynı kültür kodlarına sahipler, aynı siyasi kültüre aşağı yukarı sahipler. Ve işte bunun dile getirilmesi olarak görüyorum. Bir de bir rol çalma arzusu, kaygısı da olabilir. Şu açıdan tehlikeli buluyorum ben. Türkiye'de bir laikliğe karşı bir harekettir bu tabii ki. En başta kadın erkek eşitliğine karşı bir harekettir. Kadınların spordaki yerine karşı bir kalkışmadır, sözlü de olsa. Ama bunun MHP'den gelmesi daha tehlikeli buluyorum. Çünkü MHP artık öncelikle de Genel Başkanı Bahçeli'nin çıkışlarıyla ön alıyor. Yani iktidarın hamlelerinde, adımlarında, girişimlerinde, başlatacağı süreçlerde kapı açıyor, yol açıyor. Ve ondan sonra ilk talebin iktidarın küçük ortağından, sözde milliyetçi ortağından geliyor olması. Burada aynı zamanda sanki o talebi meşrulaştırıcı bir anlam. Listeden çıkarttılar galiba bu şey yorumlar, değerlendirmeler üzerine bir fren çekme çabası MHP var. MHP tepki gösterdi zaten. Gösterdi değil mi? Öyle bir şey var. Yani bunun ilk duyduğumda ben böyle yorumladım. Yani MHP tepki göstermişse iyi yapmıştır. O zaman bu söylediklerimizin vahameti en azından bir nebze olsun azalmıştır. MHP'den ihraç edildi hatta. İhraç edildiği haberleri var. Yani İhraç da var mıydı? Ben listeden çıkartıldı. Belediye başkanları listesinden Birol Şahin çıkartıldı MHP'den diye gördüm. MHP'den ihraç edildi. Kaynaşlı ilçesinin MHP'li belediye başkanı evet. Birol Şahin MHP'den ihraç edildi bilgisi ve haberlerini okudum ben. Bu şeyden sonra, bu reaksiyondan sonra. O zaman soruşturma başlatılmış. Listeden çıkartılmış. Evet. Böyle talep edilmiş. O zaman yani ben seyircilerimizden özür diliyorum. Bence bu konuyu hiç tartışmamak gerekirdi evet. Madem böyle münferit bir olaymış. Evet, yani böyle bir tavır konulduysa münferit oluyor. Münferit bir olay oluyor. Ama münferit olması tabii siyasi kültürün bir tezahürü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve bu tür münferit hadiselerle o kadar çok karşılaşıyoruz ki. Artık münferit olmaktan çıktı ya. Siyaseten belki bir araya getirme münferit olabilir ama sosyal anlamdaki şey bir araya geldiklerinde, bir araya geldiklerinde münferit değil, yani genel, umumi bir nitelik kazanıyorlar. Evet, Mustafa sen ne diyorsun? Yani zaten hani konuştuk gerçi, evet. Konuştuk, onu ekleyecek çok fazla bir şey yok. Ama bunun tartışma biçimi yine çok doğru değil. Orada zaten o voleybolcu kızların yanıtı da hani Atatürk Cumhuriyeti'nin bir referans göstererek, oraya gönderme yaparak yanıtlarını verdiler. Şahane bir karikatür vardı, onu söyleyen o smaça yükselip ağzını burnunu dağıtıyor bir smaçla. Şahane bir karikatür var. Oradaki aslında yanıt, en net yanıt da oydu orada. Evet peki şimdi bir de notlarım arasında konuştuğumuz bu senin de istediğin Aslı Baş cinayeti var Mustafa. En çok sen oradan davet istersen, sen daha iyi biliyorsun bu konuyu bu arada. Hakikaten şimdi son dönemde bu kadın meseleleri üzerinden çok ciddi tartışmalar doğal olarak kopuyor. Türkiye'de gerçekten artık kadın cinayeti olmayan gün kalmadı. Bu daha eski bir vaka anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Ama sonuçlanmış.
Evet, sonuçlandı dava dün sonuçlandı. Bunun özelliği şurada, 2010 yılında oldu. Anlatacağım kısaca ne olduğunu. Daha uzun ayrıntıları ve üzerine daha geniş bir zamanda konuşuruz. Ama kısaca şu, 2010 yılında Ahmet Bayer'in tatil köyleri sahibi olan Ahmet Bayer dedi, iş adamının Bodrum'daki villasında manken Aslı Baş intihar etti ve öldü. Haber buydu. Tamamen haber böyle yapıldı. Bütün gazetelerde böyle oldu. Depresyondaydı. Antidepresan ilaçlar kullanıyordu. O gün çok aşırı alkol aldı. Ve sonra da villanın üst katından kendini aşağıya attı ve öldü. Haber bunun üzerine kuruldu. Böyle konuşuldu ve uzun bir süre dava açılmadı. Aile peşini bırakmadı. Bunun çok normal bir ölüm olmadığını söyledi. Çünkü şöyle, intihar mı cinayet mi tartışması 10 yıldır devam ediyor. Hani biz nereden biliyoruz? Mesela sosyal medya olmamış olsaydı, sadece gazete haberleriyle bir olaya baksaydık, Şule Çetin'de intihar ettiğine dair bir haber olacaktı. Ve oradaki kişiler zaten tutuksuz yargılanıyordu. Sosyal medyayla birlikte tepki olunca tutuklandılar bir süre sonra. Aslı Baş'ın ölümünde de sosyal medya yok 10 yıl önce. Bu kadar güçlü takip edilen bir davada değil. İntihar denip bırakıldı ucu ve öyle kabul edildi. Ailesi ısrarlı bir şekilde devam etti araştırmalara ve bu devam etmez sonucunda da dava açıldı. Davanın açıldıktan sonra bilirkişi raporu var. Aslı Baş'ın ölümünün normal olmadığı, kafasının arkasındaki büyük yara izinin düşmeyle olmayacağı, düşme şeklinin aslında normal olmadığı, oradan atıldığına dair bilirkişi raporu var. Ve sonra da otopsi raporunda Aslı Baş'ın hiçbir şekilde alkol almadığına dair bir rapor var. Bu da aylar sonra ortaya çıktı. Mahkemede de bir türlü verilmedi. Dava 10 yıldır devam ediyor. Tartışmaları çok fazla üzerinde. Ve davanın aslında bir intihar değil, cinayet olduğuna dair bulgular, deliller çok fazlaydı. Ve bir anda mahkeme bitti. Ve beraatle bitirdi. Tartışması devam ediyor. Tekrar üst mahkemeye götürülecek. Bilgiler, delilleri, hepsini, dosyaları getirip bir gün anlatırım. Nasıl bunun bir intihar olmadığına dair o belgeleri, bilgileri gösterip onun üzerine de konuşuruz. Ama bu dava, hani intihar denilen, intihar mı cinayet mi tartışmaları açısından örnek davalardan bir tanesidir. İmtiyazlı bir adam, zengin bir adam, medyayla çok yakın ilişkileri olan bir suçlanan kişi, iddiaların odağındaki kişi ve sonrasında da beraatle sonuçlanan bir süreç geldi. Çok konuşulacak ayrıntıları, tartışmaları var. Dediğim gibi bilirkişi raporlarından, bilgilerden, bulgulardan ve 3 tane hakim değiştirmiştir, savcılar değiştirmiştir ve o savcıların değişirken haklarında suçlamalar yapılmıştır. HSYK bu suçlamaları önce görmezden gelmiş, sonra da uyarı cezası vermiştir. İşin içerisine Fethullahçıların ağırlıkta olduğu bir dönem, yargıda ağırlıkta olduğu bir dönem, onlar karışmıştır. Mahkeme dosyalarına da girmiştir bu. Telefon kayıtlarında itirafa dair kayıtlar vardır, mahkemeye sunulmuştur. Senaryo şöyle, Aslı Baş'ın avukatlarının ve ailesinin, Aslı Baş'ın merdivenlerde Ahmet Bayer tarafından itildiği, merdivenden düştüğü ve düşüp başını çarptığı, bu yüzden arkadaki yara olduğu ve canlıyken intihar süsü vermek için atıldığı üzerine kurulmuştur. Bütün savunma bunun üzerine kurulmuştur. Bunlar bilgi, belge ve telefon kayıtları da delil olarak sunulmuştur. O telefon kayıtlarında keşke itmeseydin bir lafı da vardır. Bütün bunların olduğu bir dosya beraatle kapatıldı ve kamuoyunun gözünden kaçırılan, kaçan ve sosyal medya dikkati de olmayan bir davaydı. O yüzden önemlidir bu dava. Dediğim gibi o şeyi takip edip ayrıntılarını ve şeylerini iyi takip etmek lazım. İntihar mı, cinayet mi tartışması yoğun bir şekilde hala devam ediyor bu karara rağmen. Evet. Yani hukukta o kadar, şimdi biraz daha vaktimiz var.
Bu tarz vakalar o kadar arttı ki Şule Çet herhalde onun en sembolik şeyi oldu son dönemde. Vakası haline geldi ve bitmiyor da yani eski de olsa 10 senelik de olsa daha yeni çıkmış da olsa bir şekilde sosyal medyada bir tepki olunca yani benim en çok dikkatimi çeken şey sosyal medya olmasa sanki her şey kapatılacakmış gibi bir o tekrar Wikipedia'ya bağlarsak Wikipedia değil tabii ki bu mesele ama insanların özgürce fikir alışverişi yapabildiği, bilgi paylaşabildiği, tepki paylaşabildiği, tepkileri ortaklaştırabildiği böylesine bir kriz ortamında bir ülkede nereye el atsak çünkü yani dış politikadan kadın meselesine, sıradan hukuki cinayet vakalarından işte cemaat, tarikat meselesine nereye el atsak bir yerden bir kriz başlığı çıkıyor elimize ve tek çok acayip bir biçimde elimize sosyal medya dışında çünkü kurumsal demokratik anlayış kurumların kendi refleksleriyle yani topluma zarar geleceğinden hareketle düşünüp davranmadığı noktada toplu tepkiler öne çıkıyor. Başka türlü de olmuyor ve ancak o toplu tepkiler bir şeyleri harekete geçirebiliyor. Biz de belki bu bağlamda senin aslı baş şimdi, hikayesin değil mi? Hukuk zemininde yürüdüğü zaman hani şimdi evet. Uğur gerek Poyraz, kalmaz Uğur Poyraz, şeye, Uğur Poyraz avukat Uğur Poyraz da mesaj atmış davanın evet. O da diğer tarafı başka ayrıntıları da anlatacak. Onlar da dinlenebilir. Mesela bu tip davaların sosyal medya hareketiyle o reflekslerle bir yere doğru gitmesi. Bu doğru bir şey de değil aynı zamanda. Değil ama işte böyle bir Türkiye'deyiz yani. Yani kurumların görevini yapmadığı ve kurumların bir şekilde harekete geçmek için bir yerlerden talimat, emir, işaret beklediği bir ülkede kamuoyu duyarlılığı anında sosyal medyada oluşabiliyor. Hı-hı. Manipülasyonlarla da oluşabiliyor. Doğal yoldan da oluşabiliyor. Evet. Yanlışlıklar da olabilir böylesi bir ortamda. Tabii, yani, yanlış, değil mi? Tabii. Yani şey de değil. Manipülasyona çünkü. Çok açık bir ortam. Ve zaten manipüle edilebilen bir ortam aynı zamanda. Fakat bir yanlışın buna benzer vakalarda özellikle kadın cinayetlerinde yargıda genellikle şöyle bir refleks var. Yani bu biraz da yargıya hakim olan kültürle de alakalı, hı-hı. iktidarın siyasi kültürüyle de alakalı ve kadına karşı şiddetin bir şekilde cezalandırılmadığı ya da az cezalandırıldığı yönünde evet. artık gözlemle sabit, gözlemlenebilen, elini kolunu sallayarak gözlemlenebilen bir durum yani. Var. Yani mesela kadına karşı şiddet uygulayanların yaptıkları ne olursa olsun. Bir şekilde hafifletici nedenlerden ziyadesiyle faydalandıkları ve yani bir şekilde paçayı sıyıracakları yönünde bir artık uzun süren AKP iktidarında bir yerleşik bir kanaat oluştu. Evet. Ve bu kanaatte insan artık tabii suçu özendirici bir işler görmeye başladı. Bu sosyal medyadaki infialle dengeleniyor. Şimdi bu infial ortaya çıkıyor. O infial ortaya çıkınca bu sefer bir yerlerden bir yerlere talimatlar gidiyor ve onu işte gazını almak için evet. harekete geçiyor yargı. Peki her vakada infial mi bekleyeceğiz? Yani evet. biraz da bir yerde sosyal medyada infial yorgunu haline gelecek ve evet. de bu aslında bir yani arenaya dönüşüyor evet. hadise. Ve manipülatif olduğu için neşeli tamam kapatıyoruz. Normlar yerleşmediği için normların yerini bir tribün heyecanı. Evet, taraftarlar evet, alanı. Evet. Yani bu son derece tehlikeli bir şey. Son derece tehlikeli bir şey. Linç'in ters etkisi bu. Evet. Yani linç ne kadar kötü bir şeyse kendini olmayan, işlemeyen, çalışmayan, düzgün görevini ifa etmeyen yargının yerine koyup sosyal medyada tazik oluşturmak da o nispette kötü bir şey evet. ama kaçınılmaz şekilde ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor, evet. Süremizi doldurduk. Bu hafta haftaya Enver'le birlikte moderatörlüğü de alışkın olduğu üzere Enver'e devrederek devam edeceğiz Gazeteciler Masası'na efendim. Haftaya görüşmek üzere Perşembe akşamı. Hiçbir yere gitmeyin, bizimle olun. Hoşçakalın.